Tabii Boyabat'ta gerçekleştireceğimiz, planladığımız, önümüzdeki yıllarda hayata geçirecek birçok çalışmalarımız var. Bunlarla bizler haklı olarak memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşımız da memnuniyet duyuyor. Boyabat halkı en iyisine layıktır. En güzeline layıktır. İnşallah Boyabat'ımız daha güzel günleri, daha güzel dönemleri yaşayacak. Daha da gelişecek. Sözünden her tarafta daha fazla kendisinden, isminden söz ettirecek. Ama Boyabat'ta belki somut projeye dönüştüremediğimiz, somut adımlarını, planlamalarını yapamadığımız en önemli yatırımlardan bir tanesi de Fahra Barajı'dır. Bugün şu anda Gazilere Tabaklı köyümüzün Fahra Mahallesi'nde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi son derece elverişli Kolas çayının önemli beslenme çaylarının içinden geçtiği Fahra Vadisi'nde bulunuyoruz. Belki bundan 5 yıl önce ülkemizdeki ve baraj yapımındaki tekniklerle rantabl olmayan bazı teknik sıkıntılar yapımında yaşanabilecek olan bu baraj, bugünkü teknolojik şartlarda ve yaşanan teknolojik inşaat, baraj inşaatındaki yaşanan gelişmeler neticesinde yapılması daha kolay ve daha ekonomik olacak. Kaldı ki hükümetimizin dünyada yaşanan küresel ısınmaya karşı tedbir amacıyla dönemsel kuraklık dönemlerinde ülkemizde sıkıntılar yaşanmaması adına özellikle Devlet Su İşlerimizin, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın 1000 gölet projesi var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde suyun bu kadar kıymetlendiği, kuraklığın artarak küresel ısınmanın handikapların yaşandığı dönemde su ülkemiz için en stratejik doğal kaynaklarından bir tanesidir. Şu yaşadığımız, bulunduğumuz bölge Fahra Barajı su tutma kapasitesiyle, yapım maliyetleriyle, sağlayacağı faydayla sadece Boyabat'ımıza değil, Sinop'umuza, ülkemize ciddi katma değerler ve kazanımlar sağlayacaktır. Biz Fahra Barajı'yla bugün için ilgili somut bir şeyler söyleyemiyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Ama inşallah Sayın Milletvekilimiz Nazım Maviş'in, ilçe siyasetçilerimizin, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımızın sahip çıkmasıyla Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzün, zaten kendileri burayı ziyaretler gördüler, sahiplenmesiyle inanıyorum ki 5 yıl sonra Boyabat'a fırsatım olur, nasip olur gelirsek burada güzel bir barajı ülkemizin kazanmış olduğunu görmek istiyorum. Bunu şu anda hayal ediyorum, hayal etmek istiyorum. Burada yapılacak olan baraj tabii şartların elverişliliğini, gövde eninin darlığı, buradaki doğal vadinin yapısı, buranın topografyasına bakıldığı zaman son derece elverişli. Tabii bunlar teknik konular. İnşallah mühendislerimiz olumlu olarak bunu gerçekleştirme noktasında bölgenin jeolojisinde, toprak yapısında inceleyerek bu coğrafyaya uygun çözüm önerilerle buraya bir baraj kazandırırlar. Ama bildiğine geriye doğru baktığımız zaman barajın su tutma havzası diyebileceğimiz bölge kamulaştırma ihtiyacı son derece az. Erozyon noktasında baraj gövdesinin
orman etrafının havza bölgesinin ormanla kaplı olması noktasında korunaklı olması ciddi avantajlar getiriyor. Doğal faunanın, ekosistemin çok çeşitli olduğu, habitatın zengin olduğu, birçok hayvan türünün barındığı, beslendiği bir yer. Boyabat'a 10 dakika mesafede ciddi bir turizm potansiyeli oluşturacaktır burada oluşturulan baraj. Hem sulama anlamında, hem içme suyu anlamında, hem Boyabat'ın sel ve baskınlardan, sel baskınlarından, su taşkınlarından korunması noktasında sağlayacağı avantajlar. Yıl 12 ay Boyabat'ta düzenli şehrin içerisinde akacak suyuyla yine tarımsal alanların daha yüksek kutlarda ve geniş sahalarda sulanma imkanlarıyla hatta ve hatta elektrik üretimine kısmen de olsa yapacağı katkılarla elverişliğiyle son derece elverişli ekonomik baraj olacaktır. Ben temenni ediyorum ki görev süremin dolduğu bu günlerde buradan ayrılırken inşallah Fahra Barajı'nın planlandığını, projelendiğini ve yatırıma geçtiğini duyma fırsatımı bulurum. Bunun heyecanını, bunun mutluluğunu çok yakın bir zamanda yaşarım. Bunu tüm Fahralılar, tüm Gazilere Tabaklıları, tüm Boyabatlılar canı gönülden istiyorlar. Biz de bu konuda dilimizin döndüğünce, sesimizin ulaşabildiği her yere bu konuyu geldiğimiz günden beri iletmeye çalıştık. Bundan sonra da Boyabat'ın fahri hemşerisi olarak ileteceğiz. Bizler Boyabat'tan güzel duygularla ayrılıyoruz. Boyabat'ta ne yaptıksa biliyoruz ki her şeyin daha iyisi vardır, daha güzeli vardır. Boyabat'ta her şeyin daha iyisine, daha güzeline layıktır. Eksiklerimiz için, yanlışlarımız için vatandaşlarımızdan hüsnü kabul bekliyoruz. Ve haklarını helal etmelerini diliyoruz. Bizlerin yaptığı hizmetler hem görevimiz olması noktasında hem de Boyabatlarımına layık olması noktasında Boyabatlara helal olsun diyoruz. İnşallah güzel vesilelerle vatandaşlarımızla görüşmek ve buluşmak dileğiyle herkese Allah'a ısmarladık diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizler en güzeline layıksınız, en iyisine layıksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Geleceğiniz, istikbaliniz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun.